Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eray. Age of History 2 Moğolistan serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, vallahi önceki bölüm Umman'a savaş açmıştık, Birleşik Arap Emirliği'ne savaş açmıştık. Tayland ve kimdi, bir devlet bize savaş açmıştı. Hiçbir şey yapamamıştık çünkü yani olay bu. Biri bura, biri burada, biri burada. Hani İtalya falan. Hepsi yani büyük. Büyük, gördüğünüz gibi büyük ekonomiler. Biz ise böyle 1 milyonda kalmışız. Şimdiki hedefimiz İsrail, Filistin, Ürdün, Kıbrıs. Kıbrıs Krallığı. Kıbrıs. Üstelik Filistin, Ürdün, Kıbrıs. Husiler ve Cibuti. Buradaki küçük küçük devletleri alıp kendimize, ekonomimize ekonomi katacağız. Yani hedefimiz o. Yani ne olur ben bilmem. Ama artık bir şeyler yapmamız lazım. Buraya gelsinler. Yani ben ne yapacağım şu an? Yani kararsız kaldım ben. Yani ne yapacağımı bilmiyorum çünkü burada niye oynamıyor ya? Liman mı yok? Özetleme kulesi yaptık yanlışlıkla. Neyse, 76 bin adam falan diyor da paramızı bir süre biriktirip yanımızdaki devletlere savaş açıp ekonomimize ekonomi katmamız lazım. Hemen şöyle bir tabi Hindistan toprakları adam bakımından verimli olduğu için sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Bu arada Discord sunucumuz açıldı, gelmeyi unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi ilk İsrail'le savaş açacağız çünkü en az ekonomili devlet o. Valla şimdi ben bu kadar adamla alabilir miyim diye tereddütteyim çünkü hani bilmiyorum, pek emin değilim. Ama 300 bin adamla da alırız diye düşünüyorum ya. Onla da alamazsak artık yuh. Hatta 300 binden daha fazla galiba. 400 bin. Hop. Kim savaş açtı bize? Husiler. Tamam, biz savaş açacaktık. Bahane oldu o da. Hemen şöyle de 76 bin de şurada adamımız var. Getirtelim hemen adamlarımızı. Şöyle hemen topraklarına getirtip şöyle adamlarımızı yağalım. Güzel. Husileri %100 bir şekilde aldık. Zaten hani hedefimiz de vardı. Sadece hani bir plan yapmamız gerekiyordu. Kendileri açtı savaşı. İsyancı çıktı. Ne yaptığınızda isyancılar çıktı. Hemen şöyle bir... Ne oldu ya bize? Tamam. Hemen şöyle bir ordumuzu getirtip İsrail'e savaşımızı açalım. Çok güzel. Vallahi alacağız, yapacak bir şey yok. Doğru, şurada da bir küçük toprağı vardı. Şimdi bu bunlar kim? Yani savaş açar mıyım bilmiyorum. 270 bin adamımız kaldı. Hemen şuradan yine de Burundi. Burundi nerede? Burundi benim bildiğim şuralarda bir yerde. Şu. Ama yani bir şey yapacağız. Hemen şöyle İsrail'in tüm topraklarını alalım. Artı Filistin ve Ürdün'ün topraklarını alalım. Evet, şu an ekonomimize ekonomi geldi. Yani yalan yok. Diyecektim, gelmemiş. Bizim 1 milyon ekonomimiz vardı. Ne oldu da böyle oldu? Şimdi Kıbrıs'a savaş açalım. Güzel, Kıbrıs'ı da aldık. Hani istediğimiz toprakları alıyoruz. İspanya, Arnavutluk,
Yani böyle küçük küçük devletleri alıp Slovenya. Ne kadarlık bir şeyim var? Slovenya 520 hiçbir şey yok. Barış yapalım hemen sizde. Yani sizde de bu kadar ordu ne arıyor ya? Benim niye 28'lik bir gelirim var benim? İsyancı çıktı. Hemen şu isyancılar orduya çağır deyip Rusları da alalım. Aynı şekilde sizi de. Nerede gelmişti? İsyancılar bastırıldı da benim niye 25 binlik bir gelirim var? Bir orduya çağır deyip Rusya'yı bir çağırsam. Yine başarısız olduk galiba bu saldırıda. Çünkü Arnavutluğun kaç binlik bir şey vardı. Bakalım. Yani 500 binlikti galiba. 500 binlik bir adamın. Bilmiyorum. Hani ekonomisinden fazla bir adamı vardı yani. O ne ya? Bu nasıl bir isyancı ya? Abi bir yerde daha isyan çıktı. Bunlar küçük isyanlar da değil bu arada. Vallahi Rusya giriyor. Bir yerde daha isyan çıktı. Bir yerde daha isyan çıktı. Bu neymiş ya? Şu şeylere hemen bir başka nerede isyancı çıktı? İsyancı ülkesi olduk. Neyse iyi ki de Rusya gibi bir şey var da bir yerde daha isyancı çıktı. Hemen onu da şöyle bir Rusya'ya çağırıp Pakistan'ı şey yaptılar burada. Süper. Yani ben çağırmadım mı seni ya? Gelsene. Yani sağ ol. Evet, burada da isyancı çıkmış ve İsrail oluşturmuşlar. Müthiş. Yani 400 bin mi? İnan ki ne yapacağımı şaşırdım şu an. Yani burada toparlayamayız ki. Yani bir şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bir kim nerede yine isyancı çıktı ya? Paramız bir türlü artıya geçmedi ya. Yemin ediyorum bıktığımı sandım. Filistin devleti tamamdır. Şöyle komünizme bir geçeyim de. Belki böyle aramız iyileşir. Hemen şöyle bir. Vallahi böyle bir şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani bu ilk başta bu devletlerden başlayacağız. Kaybettiğimiz tüm toprakları alacağız şimdi.
kaybettiğimiz toprağı aldık. Vallahi Çin'i kendimize müttefik edinip Rusya'ya dalacağız ya. O da olmazsa artık seriyi sonlandırmayıp yeniden başlayacağız. Böyle olmaz çünkü. Yani yapacağımız hiçbir şey yok. Yani sadece ordu bakımına abanacağım yani. Çin'le ilişkim iyileşiyor bu arada. Gücüm 200... Yani gücümüze bir bak ya. Bari Çin senden askeri erişim alayım. Öyle gideyim. Sen niye vermedin ya mesela? Senin ilişkin benim artı 50 şu an. Hani sen vermeyeceksin de kim verecek ki? Allah Allah. Ben sana şöyle bir armağan yollasam, sen de kabul etsen. Böyle hem çift ilişki yükselse. Şimdi ben kaç olman gerekiyor ki? 62. Neyse, ittifak olacağız zaten birazdan. Hani yavaş da gelişiyoruz. Adam 10.000-10.000 gelişirken biz böyle 5.000-5.000 gelişiyoruz. Bir, hatta 5.000 mi değil, 2.000-2.000. Evet, ittifak olduk. Artık güçlü bir ittifakımız var. Medeniyetimiz altın çağındaymış maşallah. Ne altın çağı mı? Biz şu intikamlarımızı bir alalım da bak, İtalya almış. Hadi ya, neredesin? Bu kadar gelmeniz zorlaşmasın. Ben şöyle ikinci bir kaybettiğim toprağa bağlayayım. Sen çıkartıp benim toprağımı benden alıyorlar. Hemen şöyle adamlarımızı getirtelim. Bak, burada da Kıbrıs krallığımız vardı. Gitmiş. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi gücümüz bir tek tük toparladık. Anca tek tük böyle. Yani aldık yanımıza Çin'i ama kime savaş açabilirim ki? Mesela şu savaş açsam Çin'e yapmasam yok olmaya. Vallahi inan ki bilmiyorum. Olmazsa seriye baştan başlarız. Olay bu. Yani kendimizi geliştirebilir miyiz bilmiyorum. Ama hızlı gelişiyoruz şimdi, öyle bir şey de var. İtalya Rusya ile savaşta. Bak, bunu fırsat bilebilirim aslında. Şöyle istihdam edilebilir nüfusa bir bakalım. Nüfus da kalmamış ki. Şöyle birazcık nüfus bassak. Gerçi bu adam yine comeback mambek atar, toparlar ki. Biz yine 85.000 adamımız böyle kalsın. Birazcık nüfus basalım. Mikronezya neresi ya? Kesin onlar bizden yüksektir. Göremiyorum. Ha, gördüm. 128.000'lik bir şey var.
Ha, gidiyor ordusu. Hop. Ne oldu? Cipriti bize savaş açtı. Neyse, 85 kaldık, ordumuz duruyor. Ama ne kadar yardım olur bilemem. Yani benim 200k'da ordum olsa hiçbir şey yapamayız. Bir devlet daha bize savaş açtı sanki. Şimdi bir nüfusu bir salalım, bir yatırıma başlayalım. Tüm ordusunu yedik. Bir Kıbrıs'a bir yönelelim. Evet, Kıbrıs'ı da aldık. Hem kendi toprağını hem Kıbrıs'ı aldık. Güzel. Bence gayet iyi. Şunu şöyle %100 verelim. 1 milyon 300 oldu ya. Ne oldu, ben hiçbir şey anlamadım ki ya. Hayır, tam gittik diyoruz. Bir anda böyle güçleniyoruz ya. Şaşırıyorum ya. Şu an bu savaş var ya, ikisini bayağı yıpratır. Biz de bundan faydalanırız. Kaç, hatta şöyle göstereyim, kaç kayıp vermişler. Bakamıyoruz ki. Ha doğru, şöyle bassak. 5,5 milyon. Maşallah. Ve hala kayıp veriyorlar şu an. Adamların nüfus kaybedişine baksana. Bizden daha kötüler. Biz böyle, bu arada sürekli böyle yatırım yaparak kazanabilir miyiz ki acaba? Bu arada hastayım. Yani sesim böyle gelirse kusura bakmayın. Çünkü hani bir son, bundan bir iki önceki videoda, hatta bundan önceki iki videoda hastaydım. Hatta video biraz ondan dolayı geç geldi. Ama hala hastayım. Tabii önceki günlere göre biraz daha iyiyim. Evet, hemen şöyle devam edelim. Bu arada ekonomimiz hızlı yükseliyor ha. Hani ne kadar şey yapsak da. Fiji mi? Neresi olabilir ki? Şöyle bir bakalım. Fiji. Bir toprağı varmış burada. Yani Çin, senin bu adalarda ne işin var ya? Daha Myanmar falan var da. Nasıl yükselteceğiz acaba kendimizi ya? Hala savaşta var mı? Yok, Rusya alamaz ki. Savaş böyle sonsuza dek döner. Fransa ile kim savaşta? Finlandiya. Tabi geriye kalan büyük devletler olunca. Buradaki yeri kim almış? Ben almışım. Şuradaki yeri. Aslında bu iki... Oha, bu iki yeri alıp var ya. Bu iki yer alırsak ekonomimize bayağı bir ekonomi katarız. Tüm ordumuzu ona yönlendirmemiz lazım şu an. Hem de var ya, en yüksek basabildiğimiz orduyu kadar. Hepsini ona yönlendirmemiz lazım. Gerekirse 500-600 bin basacağız, alacağız. Yani 1 milyona kadar çıkacağız ya, gerekirse. Hemen şöyle birazcık paramızı biriktirelim. Vallahi her yerden adam basacağız. Yapacak bir şey yok. En son çare onlar. Zaten saldırmıyordum onlara biriktirsin diye de, onlar da fazla biriktirmiş. Hani 1 milyon adam falan deseler şaşırmam. Ama bu kadar adam basacağını zannetmiyorum. Yani bassa da iyi. Barış yaparız. Kaç adamımız oldu ya şu an?
Şuraya bir ikmal kampı. Yani yetmez. Ne kadar şey yapsak da yetmez yani. Daha fazla adam basmamız lazım. bin adam yeterli olur mu bakalım. 451.000. Vallahi en iyi yerlerden basmamız lazım şu an. Tamam. Vallahi paramızın hepsini harcayacağız. Dediğim gibi yani tüm paramızı harcayacağız. Ama günün sonunda iyi bir şey elde edeceğimizi zannediyorum, en azından düşünüyorum yani, tahmin ediyorum. Hemen şöyle bir, hani her an para bitecek şey yapıyorum da para da bitmiyor. Para bitti dediğim anda hemen şöyle adamlarımızı bir araya getirelim. Vallahi şu adaya bir tane getirelim şöyle. Nerede? Diğeri de buradaydı. İnşallah bordumuz gitmez. Bordumuz gitse de artık silahımız kalmayacak. Yeni ad yazılı. Tamam. Şimdi. O adam yok. Ekonomisi gitti mi peki buranın? Meksika mı? Meksika benden önce düşünmüş. Peki Meksika, senden buraya alsam. Barış yapsam seninle. Kabul edersin, edersin. Edersin, ben eminim. Neredesin? Edersin, edersin. Şöyle bir de ordu bakımı verdik mi? Hayır, niye kabul etmiyorsun? Niye kabul etmiyor mesela şu an? Şuraya bir 56.000'lik adam yollayalım da sen çıkmasın. Hadi ya, bir tek sen kaldın. Aa, İtalyalılar Rus barış yaptı. Hepsi şu an asilerle uğraşıyor. Baksana. 4.3 milyon, 2.8 milyon gibi bir şeyleri vardı. Şu an hiçbir şey yok. Son kez bir yollayalım, videomuzu bitirelim. Ne diyor? Yok. Madem barış istiyorsun, burayı bana vereceksin. Kabul etti. Ama ben seçtim burayı. Seçmedim mi ben burayı? Seçtim. Allah Allah. Neyse, ordumuzu sileceğiz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videolarını beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.